Herkese merhaba, İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı, aperatif bir atıştırmalık hazırlayacağız. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlayabiliriz. Önceden rendelemiş olduğum bir adet kabağım var, havucum var, bir diş sarımsak kullanacağım. Şöyle 3 tane küçük taze soğanım var, bir yumurta, sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tuz, karabiberimiz var. Yumurta eklenecek içerici için. Üzeri için kaşar. 2 adet de tost ekmeğim var. Şimdi başlıyoruz. Karıştırma kabımı aldım. Şöyle kabaklarımın suyunu sıkacağım. Bu önemli. Kabaklarınızın suyunu sıkmadan kullanırsanız İstediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. O yüzden tam anlamıyla bütün suyunu almış olmanız gerekiyor. Ben de şu an onu yapıyorum. Şöyle. Dediğim gibi böyle canınız ne yesem dediğinizde böyle dolapta olabilecek şeyler. Dediğim gibi bir adet kabak, bir adet havuçtan hazırlayacağınız sağlıklı bir atıştırmalık olacak. Şöyle. Önceden kabağı rendelediğim için suyunu tamamen bırakmıştı. Şimdi havucu da aynı şekilde sıkacağım. Şöyle. Havuç ve kabağımı aldım. Şimdi soğanlarımı küçük küçük doğramak istiyorum. Dediğim gibi taze soğan. Şöyle. Az malzemeyle ne kadar lezzetli bir tarif olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet, doğranması gereken bütün malzemeleri doğradım. Şimdi yumurta kıracağım üzerine. Tuz, karabiber dökeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip karıştıracağım. Bir kaşık yardımıyla karıştırmanız yeterli olacaktır. Şöyle harcımızı. Un da ekleyebilirsiniz ama ben ekmek kullanacağım için un eklemek istemedim. Zaten bir hamurumuz var. Alt taban için. Şimdi birazdan onu da hazırlayacağım ve göstereceğim size. Şöyle. Harcımız hazır. Şimdi şurayı toparlıyorum. Ben tost ekmeği kullandım. Şimdi onu biraz inceltmek istiyorum. Şöyle merdane yardımıyla daha böyle bir ince bir zemin olarak kullanacağım tarifimde. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Önemli değil. Zaten kenarlarını alacağım. Hatta göstereceğim şöyle. Böyle bir sufle kabım var. Zaten adını da buradan esinlendim. Sufle kabımı keseceğim. Şöyle. Şimdi tekrardan. Hatta bıçak kullanmadan da incelttiğimiz için çıkıyor. Şöyle göstereceğim size. İlkini kesmiştim. İkincisini de sufle kabımını bastırarak elde etmiş oldum. Şöyle. Şimdi fırına koymadan önce hazırlamak istiyorum. Şurayı bir toparlayıp hemen geliyorum. Şöyle dibine çok az yağ ekledim. Şimdi ekmeğimizi içine alıyorum. Böyle bastırıyorum. Hazırlamış olduğumuz harcı ekleyeceğiz. Şöyle. Ben 2 kişilik yaptım. Siz malzemenizi arttırarak daha da çoğaltabilirsiniz. Üzerine kaşar ekliyoruz.
Dediğim gibi çok fazla efor harcamadan, sarf etmeden hazırlayabileceğiniz bir tarif oldu. Şimdi diğerini de hazırlayacağım ve sonra fırınımıza alacağım. Oldukça da düşük bütçeyle hazırlayabileceğiniz bir aperatif yemek denilebilir. Bu arada sizler çeşitlendirebilirsiniz. Dolabınızda sosis, sucuk varsa da ekleyebilirsiniz. Ama ben sağlıklı olsun istedim. O yüzden sebzeli düşündüm. Hatta genelde çocuklarımız sebze yemiyor. Bu şekilde bu tarifi sebzeyi onlara kolaylıkla yedirebileceğimizi düşünüyorum. ...180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Siz de kontrollü olarak pişirirseniz sevinirim. Şimdi fırına geçiyoruz. Suflelerimiz pişti. Fırından aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Üstüne bakarsanız nar gibi oldu. Şimdi şöyle görüntüsünü göstermek istiyorum. Uf. Şöyle bakalım. Harika. Kokusu da mis gibi. Kabak ve havuç suyunu da bırakmış yine aynı şekilde pişerken. Ekmek hiç ekmek tadı yokmuşçasına. Harika olmuş. Suflemi mutlaka deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Denedikten sonra beni etiketlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Afiyet olsun.